Türkiye sonunu bölüyor. Aynı evet. şekilde. Evet, evet. Başlatıyor. Yani. Orada emperyalist bir baskı. Ve o yüzden evet. de mesela... Evet, humaniter benim. Kim memleketimde yaşayacaksın, giderim burada olacak. Ve benim havama gideceksin. Çin'e karşı tavır alacaksın. Ya, benim, evet. Ha. Yani Çin'le ideolojik kavgada evet. bir oy fazla olsun. Bir oy evet, fazla bir olsun, benden olsun. Şey, evet. Yani internasyonel toplantıda bir parmak fazla çıkalım. Evet. Bize buna, o, buna ayrı. Yani demokrasi ya. Aynı adamlar, yani işte kapitalizm ne karar verdiler şu anda yani. Aynı parti kadrolar yani. Evet. Olay bu yani, başka bir şey değil. Yalnız şey var şimdi, ben Tobiet'e tabii çok eleştiriyorum falan ama koskoca bir Alman, yani 2. Dünya Savaşı'nda da çok 20 milyon genç insan kaybetti. Doğru. Yani bir şey diyordu miydi? Komünistler öne dediği zaman bütün komünistler koşturuyorlardı tabii cephelerde. E ne olacak o zaman? Bütün aklı başında evet. insanlar, bütün fedakar insanlar hepsi telef oldu. Kariye bu molozlar kaldı. Ben böyle diyorum, bu molozlar diyorum Allah. Evet. Ondan sonra ne yapacak? Ondan sonra memleketleri idare edecek. Bu internasyonel toplantılarda bir parmak sen kaldıracaksın, bir parmak sen kaldıracaksın. Ondan sonra Mao'ya, Çin'e hücum edeceksin. Şey savaşıyor orada. Onun için yani o zaman koşulları Hoşimin tavrını benimsemeyi zorunlu kılıyordu. Ve bence hala inanıyorum ki çok doğru bir şeydi. Tabii canım, oradaki tavır şimdi sonradan sonra dövüşen bir halk. Savaş bittiğinde Kruşov haricinde hepsi tırım gibi adamlardı. Kruşov tübiyat göbek olan. Ha evet. Evet. Stalin de onca yaşında böyle itham eden de oydu. Rapordaki olağanüstü suçlamalar bile. Onun raporunda öyle çıktı yani. Sonra benim iki tane arkadaşım oraya gitti. Günnecil oradaydılar yani. O bizim orada şahsi savunucularımız da vardı ama o olmadı. Işte. Ha, o Leipzig grubun içinde değil mi? Radyoda da görev aldılar. Evet. Onlar da bizim yüzümüzden Zeki oraya gittikten sonra biraz gözden düşürdüler. Gözden düştüler. Yani eskalifiye edildiler. Evet. Sonra Macaristan'a gittiler. Şimdi o hala Macaristan'da yaşıyor. O da anılarını yazdı biliyorsunuz. Yazdı. Su başında durmuşuz. Su başında durmuşuz. Ama daha biraz teferruat falan şeyler olabilirdi yani. Hı, evet. Biraz bir tane daha yazdı. O da biraz daha değişti. Biraz rahat yaşadılar tabii. Değil mi oralarda o şartlarda rahat yani? Yani Türkiye'ye yayın yaptılar. Türkiye Radyosu. İstanbul'da Yüksek Tahsil Gençlikleri. Yüksek Tahsil Gençlikleri. Yılmaz'la evlendiler. Bir kere de geldiler birkaç sene. Gün daha sık geliyor. Geldiği zaman da tabii görüşürüz. Galiba. Ara sıra telefonlaşıyoruz. Yani yasak olmadığı için söylüyorum. Ben bir de şeyi merak ederim. Şimdi sizin siyasi geçmişinize baktığım zaman bu Jön Türkler, yani Paris'teki Jön Türkler'den itibaren ya da ondan önceki İstanbul'da çekin, hep böyle illegal örgütler içindesiniz. Ta ki TEP kurulana kadar. Yani TEP'te legal bir parti kuruluyor. Yani siyasi mücadele legal mi illegal mi olmalıdır? Ben legal tabii olmalıdır ama biz mecburiyet altında illegalliği. Sen bir gün onun karşısında savunanlar da vardır. Yani legal olarak şey yapmak cesaret işi değildir. İllegal savaşmak cesaret ister falan diyenler de vardır. Onun için soruyorum. İllegalite biraz kaçamaktır. Niye? Şartlar hangisini el verirseniz? Şimdi niye yakalanırsanız, yakayı ele verirseniz illegalite tabii çok daha büyük. Çok büyük ceza dersiniz. Ama her günkü hayatınızda saklanmak zorunda olmalı. Ben 2 sene arkamda devamlı polisle dolaştım mesela.
Ama esas olarak şöyle bir sorun var. İllegal olmadan illegal saymak kendini. Mesela o yani. Türkiye'deki hastalık o. Yani herkes illegal örgüttü yani 12 Eylül'den önce ama hani herkes ortadaydı. Ama ve saklanmıyordu. İlk fırsatta her zaman ilk fırsatta bir legal parti kurmaya. Ama şimdi bir partinin ya bu belki kanuna uygun olmayacak ama legal kadroları vardır. İcap ediyorsa illegal. Yani Komünist Partisi'nin her zaman bütün insanların yani bir perde önündeki kadrosu vardır, perde arkasındaki kadrosu vardır demek istiyorsun. Bir de sizin bir sözünüz var. Yani illegal siyasi mücadele daha kolaydır diye bir sözünüz var. Yani kolay kaçarsınız. Ben bunu söylememiştim. İşte bir şey yapamıyoruz ama illegal olduğumuz için yapamıyoruz diye. Yani illegallikte de mücadeleden kaçmak kolaydır. Kendini tatmin demeyelim de kandırmak kolaydır. Evet. Yapamıyorum, ne yapayım? Arkamda polis var, hakikaten öyle. Polis geliyor. Ersen'le bir gün taksi, benim arabayla gidiyor. Temal'da taze, biliyor ki arkadan geliyorlar diye. Onları takip ediyorlar. O kadar heyecan ama şey ki, düşkün ki. Temal da şuradan taze bul. Ya adamları ne diye azdırıyorsun? Sağ da bir işimiz yok ki. Gidiyoruz işte diyor. Tap tap ne olur buradan sağa sap diyor. Bakalım gelecekler. Yani şeydir ki bir sinema seyretmek istiyordu bunlar. Çocuktu daha o zaman tabii. Öyle yani böyle tarafları da var. Neler ki. tabii arkamda bir ama bakın şimdi bir kere ben bu adam da kendini bir tane de böyle bir polis beni takip ediyordu. Ama o kadar şey ki iddialı. Yani hiç gözünden bir şey kaçırmaz anlatıldı. Ben de kızıyordum. Bir gün bunu aldım Aksaray'dan Şişhane'ye çıkardım. Şişhane'den Karaköy'e geldim. Karaköy'den Eminönü'nden Cağaloğlu'na oradan Laleli'ye kadar yürüdüm. Ve geldim. Ama ben de tabii. Ama ben yorulmadım o kadar çünkü. O kadar hırslandım ki. Çok böyle fazla bir şeyler. Yani. Vitrine bakıyordum ama şuradan görüyorum. Bir gölgesi. Temporalden görüyorsun. Ya görüyorum. Genç de bir adamdı. Benden çok yoruldu halbuki. Evet, şimdi kaç gün görünmedi. Evet. Evet ben bir şey merak ediyorum. Bir, şimdi bu özellikle 60 öncesinde Troçki'yi nasıl tartışıyordunuz? Yani parti kadroları nasıl tartışıyordunuz? Şimdi yayınlarda falan yok zaten. Ama onun dışında nasıl tartışıyordunuz? İkincisi de isterseniz buna cevap verin onu da ondan sonra söyleyeyim. Tamam. Şimdi Troçki biliyorsunuz Sovyetlerin şeysini tanımadığı için Troçkist diye şey ediliyor. Ama bizim şeyde partide ve partili olan Asım Akşam mesela Titist denildi ona hep. Titocu. Titocuydu. Çünkü bu Yugoslavya'da. Şeydir, o bakımdan ama şey yapmadık biz yani Tito'yu kendimizin böyle şey defterden silmedik. Şey yapmış halkını şeye getirmiş belli bir devrim yaşatmış. Yani şeyden Yugoslavya'yı kurtarmış falan. Hayır biz öyle bir titiz tavrına girmedik. Zaten işte oradan çıkıyor bizim şeyimizde Sovyetlere karşı az çok kişiliğimizi muhafaza etmek. Zeki Başlıma gitti oraya Yaman'dı. Ondan sonra şey oldu yani, ya çok yazık oldu, yanlış oldu. Türkiye Komünist Partisi diye onları tanıdı herkes. Sonra da burada geldiler Komünist Partisi olarak alayı valayla. Biz de böyle ya demek bunlar Komünist Partisi'ymiş diye bakım kaldık tabii. Yok yani bakım kalmadık bizim şey biliyor. Troçki'yi tartışırmaydınız. Troçki'nin tabii o her yönetimde hatalar da vardır, sevaplar da vardır. Yanlış yaptığı zaman söylerdik elbette. Şimdi ben hatırlamıyorum ama Troçki'ye karşı Troçki'yi dediğim gibi Titis diye bilinen bir arkadaş, Titis deniyordu şeyin yabancısı tabii. Titocu diye bilinen Asım bizim en yakın, en çok sevdiğimiz arkadaşlardan biriydi. Katiyen öyle bir şey ayrılıyor. Parti ama içinde nasıldı peki? Kuruçev'i daha çok eleştiriyordu. Yani Sovyet veya Sovyetler Birliği içinde, Komünist Parti içinde Troçki'nin yeri neydi? Biz şeyde mi? Sovyetler Birliği'nde. Evet. Ama çok eski bir olay yani.
O, onların yani işte tartışma 60'lara doğru. Halbuki Troçki'nin şeyi 30'larda. Doğru da yani o gündemde yani, miydi? Yani şey de Troçki'ye karşı tavır ama yani şey ne kadar Stalin de yok yani. Efektifler ne kadar ne orandaydı bilemiyorum tabii. O zaman o kadar açık değildi gerçek. Öğrenemiyordunuz. İletişim, şey yok. İletişim yok. Evet, iletişim yok. Bilemiyorsunuz. Kime sor Sovyet sefaretine gidip de sen ne diyorsun bu işe diyemezsin. Olmaz. Bir soru daha var galiba. Yani bir soru da şimdi Mahirler Aydınlık Sosyalist Dergi'ye açık mektubu yazdığı zaman şimdi bunun siyasi sonuçları falan onları hep okuyoruz, tartışıyoruz, ayrı bir şey. Ama onun bir de duygusal bir atmosferi vardır diye düşünüyorum. Çünkü siyasi ayrılıklar her zaman sıkıntılı olmuştur. O dönemde onu biraz merak ediyorum. Yani sonuçta birlikte bir yol yürünüyor ve hani orada bir yol ayrımına geliniyor. Oradan biraz bahsederseniz yani Mahirlerle olan ayrılıktan bahsederseniz. Mahirler de ayrı grup şey, yani o zaman zaten herkes kendi başına, kendi fikirceğini, ne derler, kendi çöplüğünü kurmakla meşguldü. Ayrı bir şey, moda haline gelmişti. Olabilir yani, şimdi ben Hayrettin'den ben de şey dediği, karşı karşıya gelsek, her konuda Milli Veli'yle de çok şey tartışırdı. Yani bir örgütün bütün üyeleri, aynı ağızda konuşması mümkün değildir. Herkesin kendine göre bir şeyi vardır. Ama örgütün belli bir programı vardır. Onun dışına çıkmazsınız başka. Ama onun görüşü, mesela benim bir parti arkadaşım bir yazı çizdiyse, bunu ne? Sen bunu yanlış söyledin, bunu düzelt derim. Veyahut o da kabul eder veya etmez. Ondan sonra bir tartışma olabilir. Ya birbirinin ağzına bakmak, tam %100 bakmak olmaz. Tabii. Şimdi, ben de böyle düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi birinci konuşur. Yani hep Milli Belediye şeyleri eleştirirler ki ben de eleştiriyorum belki. Neden tam zamanında parti kurmadın da işte birliği sağlamadın diye. O da her zaman yanlıştı parti kurmak. Bunların ağzına bakla ıslanmıyordu. Hemen polis bu partiye eylemine bakıldı. Şimdi o zaman bir dakika böyle bitireyim ben. Diyor. Bu yani hatta bu yani 5 sene önce işte açık oturum yapıyorlar falan. Yani eskileri gençler ama hala bu konu konuşuluyor. Hala. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Orada bir tek yanlış yaptık diyor. Biz diyor faşistler saldırmaya başladı. Yani devlet kontrolüyle bize saldırmaya başladığında savunmayı merkezileştirmedik. Perakende'ye bıraktık. Ve o zaman her perakende savunma örgütün ayrı örgüt kurmuş oldu. Dedi. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi ve siyasal THKPC, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi THKO, Ziraat Fakültesi Ankara, İstanbul Tıp TİKKO. Örneğin yani bütün böyle bir şey oldu ve burada şunu gündeme getirdim. Yani evet perakendeye bıraktığımız için bu örgütler kuruldu. Yine de parti kurmamalıydık. Yani savunma örgütü kurup oradan belki parti çıkardı diyordu en son olarak yani. Ben bir türlü kabul ettirememiştim ben yani kimsenin kabul ettirememiştim. Oğlum ben şeyi soruyorum aslında. Şimdi oradaki ayrılıkta da şöyle bir şey var. Yani Milli Belli her zaman oradaki Münir Ramazan Aktolga ve Yusuf Küpeli'ye karşı tepkiliydi. Eve sokmuyordu. Ve orada bir şey yani o ekibin içinde en etkinlerden birileriydiler. Bir de şunu her zaman söylerdi. Ertuğrul'a işte Mahir şeyden kaçtıktan sonra yani son ayrılmamız hata olduğunu, en büyük hatamız Milli Belli'den ayrılmaktı olduğunu söylüyor. Ertuğrul bunu ilk ifadesinde söylüyor. Sonra bunun üzerinde fazla durmuyor. Buna bayağı kızgındı. Yani Ertuğrul Türkçü'ye bu açıdan kızgınlığı vardı. Evet, sonra Ertuğrul biz bütün berbat başka türlü şeyler söyledi. Şimdi o 71 başkaldırısı dediğimiz o üç örgütün hani ortaya çıkması, şey yapması. Benim aslında sormaya çalıştığım şey işte eski tüfekler diye tabir ettim. O bir kuşakla ayrışma oluyor sanki. Yani orada çünkü sadece belediyeden direkt ayrılıyor ama aynı zamanda işte doğru. Doktordan da ayrılmıyor. Yani işte o 50 yıllık bir klasik o tip geçmişe karşı tabii başkaldırı var. O dönem birinci tip. Onunla da bir mesafe koyuyor. Yani ben biraz onu şey olarak hani o dönem şimdi çocuklar, bunu... Çocuklar şimdi biraz şey olacak ama biz eski tüfekler çok ciddi bir toplantı yaptı. Bütün arkadaşlar. Nurhan Şevki, Sevinç yok falan. Fakat
o durumda yani şeyin öğrencilerin böyle bu kadar şey etme harekete dahil olması durumunda hiç yoktan yani tam beklenmedik anda bir örgüt kurmaya hiç kimse yanaşmadı. Bir yere dedim ya ne yapıyoruz şimdi? Görüyorsun işte ikna edemedi. İstemedi bizim arkadaşlar. Bu çocuklarla da kuramayacak. İttifakın kurulmasına bile siz karşısınız yani erken. Tabii çok çok sayısı sorun ama canım. Yani o zaman bile karşı diyorum. Yok, yani, o zaman karşı değil de onlar bizi yani yeterli bizi çok kadro şey falan gibi sizi. Bizi çok dışladılar onun için karşı. Bizi yani partiye zarar vereceğiz. İllegaliz ya. İllegal faaliyette bulunmuşuz ya. Bizi hep dışladılar. Tepin kuruluşu. Tepin kuruluşu. Emekçi Partisi. Evet. Yani onun kuruluşunda bile siz erken buluyorsunuz. Veyahut da bu kadroyla yani, kurulmaz diye bir karşı çıkışınız var. Şeydi, yoktu. Yani kuvvetli adamlarımız yoktu. Bir de işte Sevinç. Yani bizim bir dar kadro. Şey yapmadılar. Yani herkes katılmadı. Biraz da yaşlandı insanlar. Ne yapacağız? Devrimcilik biraz gençler işidir. Bana bakmıyor, 90 yaşında kudurlarca tırınıyorum ama...